Meme büyütme ameliyatları genellikle memeleri küçük olan genç kızlara, kadınlara gerçekleştirilmektedir. Meme büyütme ameliyatının amacı memeyi büyütmektir, dikleştirmek değildir. Çok sarkık memeler tek başına meme protezi ya da meme büyütme yöntemiyle dikleştirilmezler. Aynı anda dikleştirme ameliyatı da uygulanması gerekir. Genç kızlarımız, genç kadınlarımız göğüslerinin küçük olması nedeniyle kimi zaman bunu sosyal hayatlarında olumsuz olarak yaşamakta, hatta vücutlarının duruşuna bile bu yansıyabilmektedir. Meme büyütme ameliyatları meme protezleriyle yapıldığı gibi yağ enjeksiyonları ile de gerçekleştirilmektedir. Ancak yağ enjeksiyonlarının kullanımı sınırlıdır. Çok uygun olgularda yapılması gerekir. Meme protezinin kullanılmasında ise herhangi bir sakınca bugüne kadar söz konusu değildir. Meme protezleri genel olarak iki şekildedir, şekil olarak. Bir tanesi damla şeklinde olan, anatomik dediğimiz, bir tanesi de yuvarlak olandır. Yuvarlak olan ve anatomik olanlar kendi içerisinde hem hacim olarak hem de şekil olarak birçok farklılıklar göstermektedir. Bunun haricinde markalar olarak da çeşitli markalar vardır meme protezi olarak. Bu meme protezlerini biz güvenilir markalardan seçip kullanmaktayız. Ameliyata geldiğimizde ameliyatlarımız genellikle 1 saat civarında memesine göre değişmekle beraber 1 ile 2 saat civarında gerçekleşmektedir. Genel anesteziyi tercih etmekteyiz. Burada bugüne kadar önemli olan şudur. Meme protezinin memenin bezinin altına mı yerleştirileceği yoksa kasın altına yerleştirileceğidir. Bir de giriş yöntemi değişkendir. Değişken giriş yöntemleri vardır. Bunlar meme başının çevresi, koltuk altı ve memenin göğüsle birleştiği inframamaryen hat dediğimiz o bölgedir. Genel olarak tercihimiz inframamaryen hattan yanadır. Buradan ulaşım daha kontrollü ve daha güzel olmaktadır. İz konusuna gelirse iz hakikaten hiç önem arz etmemektedir. İyi iyileşen bireylerde belli belirsiz hal almaktadır. Hatta birkaç sene sonra yakın mesafeden bile izi aramak zorunda kalabilirsiniz. Kas üstüne ya da kas altına meme protezinin yerleştirilmesi ise tamamen memenin şekli ve duruşuyla alakalıdır. Aslında bunun çıkış noktası kapsül kontraksiyonu dediğimiz meme protezi yerleştirildikten sonra ortaya çıkan bir komplikasyonun giderilmesi amacıyladır. Fakat günümüzde daha çok memenin doğal görünümü, kenarlarının saklanması amacıyla kas altı, kas üstü tercihler yapılmaktadır. Uygun olguda uygun yöntemi seçersek gayet güzel sonuçlar alabilmekteyiz. Bir de son günlerde kullanılan aslında 10 yıldır, 10 yıldan fazladır kullanılan hibrit dediğimiz bir yöntem vardır. Burada ise hem meme protezi hem de meme protezi çevresine yağ enjeksiyonunun bir arada gerçekleştirildiği durumlardır. Burada da yine meme protezin ileride kişilerin eline gelmesini önlemek ya da çok belirgin, az dokusu olan, protezi örtecek dokunun az olduğu durumlarda meme protezinin böyle ortada ampul gibi gözükmesini önlemek, geçişi daha yumuşak hale getirmek amacıyla yağ enjeksiyonlarından faydalanmaktayız.